şimdi? Neler oldu sana? Ne zaman başladı şikayetlerin? Ben ilk 1,5 yıl önce yaklaşık sahilimin üzerine düştüm, avuç içi açık şekilde. Çok keskin bir acı hissettim o ilk anda. Normalde de düşüyordum ama farklı bir acıydı hani. Anahtar Ben hep çeviremeyince. düşerim. Aynen, gerçekten sürekli düşen bir insanım. Kalem tutamayınca, anahtar çeviremeyince hani farklı bir ağrı olduğunu anladım onu. Gittim işte, bizim orada bir doktorumuz vardı, ona gittim. Sen bu arada hemşiresin. Aynen, hemşireyim. Röntgen çekildi, kırık olduğu tespit edildi. Kaç sene önce? Bu yaklaşık 1,5 yıl önce. 1,5 yıl. Aynen. Sonra? 2 ay otelde kaldı elim. Daha sonra işte kontrol röntgende tutunduğu görüldü kemiği. Tekrar işime döndüm ben. 1 yıl boyunca aktif şekilde çalıştım. Bir yılın sonunda da tekrar bir ağırlık, işte hasta çekerken kıtlama sesi duydum. Yine aynı acı. Dedim yine başlıyoruz. Daha sonra işte tekrar MR'lar, BT'ler Peki çekildi. arada düşme falan olmadı, hep düşerim Hayır hayır, diyorsun. yok yok, o süre yani yılda bir kez düşerim ama o yıllık periyodu o şekilde tamamladım yani. Peki yani ondan sonra tekrar film çekildin. Aslında hani ilkinde kaynasaydı muhtemelen tekrar böyle bir şey olmazdı. Yeterince kaynama elde edilmediği için bazen hani bu tip kırıklarda hep şey oluyor yani kırık kaynıyormuş gibi gözüküyor ama aslında kırık kaynamıyor, ana dert o. Yani hani bazen o kırığın kaynaması çok güç sorunu. Sonra 1,5 sene sonra tekrar film çekildi. Filmde ne gözüktü? Tekrar aynı yerden görüldü, kırık oldu. Kırık olduğu gördü. Hatta biraz defekt olduğu gördü. Aynen öyle. Şekil bozukluğu falan olmuştu skafoid kemiğinde. Daha sonra işte yine tanı süreci, ameliyat öncesi hazırlık süreçleri başladı ama çok ben Balta Limanı'na gittim ilk başta. Çok uzun bir sürece hani yaydılar. Ben kısa sürede bir an önce olmak istiyordum hani. O sürede de biz skafoid ameliyatlarını araştırıyoruz, nasıl oluyor falan hani böyle internetlerde. Sizin yüklediğiniz videolardan hani bayağı bir kendimize şey, bak ne güzelmiş işte, ertesi gün çıkıyorlarmış, kullanıyorlarmış diye bayağı ablamla bunun şeyini yapıyorduk. Daha sonra işte Balta Limanı'ndaki hekime sordum ben, önerebileceğiniz bir doktor var mı? Hani ben kısa sürede olmak istiyorum bu ameliyatta. Sizin adınızı verdi. Biz direkt zaten buraya geldik. Hani o doktorun da referansıyla geldiğimiz için. Yani sizinle Ne konuştuk sizin o geldiğiniz zaman? ilk görüntülerime baktınız zaten. Açık ameliyat yapacağınızı söyledim. Çünkü Ha, bayağı defekt vardı evet, elimde. sizin kapalı olacak gibi değildi yani bayağı defektliydi. Bir sene, 1,5 sene içinde o kadar defekt oluşmuş. Sonra ne oldu? Daha sonra işte ameliyat süreci başladı. Yani Kaç bir hafta zaman sonra. içinde ameliyat oldunuz? Bir hafta oldu Aynen, falan. 6 gün falan sonra buradaydık zaten ameliyat için. Daha sonra yani geldiğim gün zaten ameliyata girdim hemen. Koltuk Nasıl koltuk altında al? aynen uyuşturuldu. Ben daha önce hiç görmemiştim böyle. Zaten ameliyatta pek şeyim yoktu ama Sen yoğun bakım hemşiresin. aynen yoğun bakımda olduğum için koltuk altından uyuşturuldu. Bilincim zaten açıktı. Hatta o kadar huzurlu bir ortam vardı, kendim uyudum arada. Arada öyle sıçrayarak uyandım falan. Ne uyuduğumu da falan diye düşünmesinler diye. Yani Kemiği rahattı, çok nereden aldık? sakindi. Kemiği dirsekten aldınız. Dirseğini şu an veya kapamakta, açmakta hiç zorluk çektin mi ameliyat sonrası? Çok hafif böyle hani, yani içeriden böyle bir hani masa kenarından böyle eliniz kayar ya, öyle bir his vardı. Ama şu an öyle bir problemim yok, geçti Direkt yani. kullanmana izin verdik Tabii, dirseğini. aynen, onda sıkıntı yok. Hatta hareket ettirin dediniz ertesi gün. Yine parmaklarım da, 4 parmağım da aynı Hareket şekilde. ediyordu. Peki şu anda dirseğinde herhangi bir sıkıntı Hayır, var mı? hiçbir problem yok. Alındığı bile belli değil, değil mi? Aynen, Dirsek çok iyi oluyor o konuda, hiç evet. sıkıntısı olmuyor Bize insanın. ilk kalçadan alınacak falan deyince biz hani nasıl bir süreç olacak, kalkabilecek miyim, yürüyebilecek miyim diye bayağı ben tedirgin oldum ben. Ama yok yani. Genellikle biz de eskiden kalçadan alıyorduk, dirsekten almadan önce, ama dirsek çok daha iyi. Binlerce Aynen defa öyle. yaptık, hiç sorun çıkmadı. O dirsek konusunda çok şeyiz. Elindeki yara uzunluğunu gösterebilir misin? Şöyle göstereyim. Yani hani elde şöyle bir şu kadar dersen, bir Aynen. diğer elinde gösterir misin? Yok yok, şöyle. Ha şöyle. Aha, şu kadar. Peki kaç zaman alçıda kaldın? 3 hafta alçıda kaldı. Her hafta gelip pansumanım yapıldı burada. Pansuman yenilendi. 3 hafta sonrasında atele geçtik. Ama rutin takmadım ben. Çünkü hareket ettirin dediniz siz. Fizik tedavi hani başlayalım dediniz. O yüzden Şu biraz an erken. kaçıncı ayı? Şu an 1,5 ay oldu.
bir buçuk ay oldu. Şu an hareketlerini gösterebilir misin? Hareketlerim şöyle. Tam yakın hareket ettiriyorsun galiba. Aynen. Şöyle yandan şöyle yapar mısın? Ben şöyle. Çok çalıştım. bir buçuk ayda çok iyi yere gelmişti. Aynen. İnşallah her şey yoluna gelir. Ben biraz daha uzun oldu diye düşünüyordum ama bir buçuk ay olmuş da. Aynen bir buçuk ay oldu. Bir 10 gün sonra da işe dönersin inşallah. Tamam inşallah. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim.